Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir botoks maskesi hazırlıyorum. Yani kırışıklık ve sarkmalara karşı muhteşem bir doğal maske hazırlıyorum. Bunun için gerekli malzememiz, şöyle sadece yüz için kullanacaksanız çeyrek muz kullanıyorsunuz. Siz dekolte ve ellerinize de kullanacaksınız. Yarım muz yeterli. Şöyle olgunlaşmasını bekleyin. Yumuşamasını ve olgunlaşmasını bekleyin. Şöyle koyun. Çatalla iyice ezin. Muz cildi rahatlatır. Kılcal damarlı olan ciltleri rahatlatır. Nem verir. Potasyum kaynağıdır. Vitamin değeri çok çok yüksek bir meyvedir. Özellikle olgunlaştığı zaman cilde çok çok faydalıdır. Onun için haftada bir defa, eğer ki siz de benim gibi doğal maskeleri seviyorsanız, muzun geri kalanını da mutlaka tüketin. Hem içten hem de dıştan potasyumu alın ve cildinize de sürün. Tüm muzu şu şekilde iyice sürülebilecek kıvama getirin. Dediğim gibi muzun olgun olması çok çok önemli. Yumuşak ve vitamin değeri çok daha yüksek oluyor. Sürümü de kolay oluyor. Botoks ve yani cilt düzleştirici, kırışıklık giderici maske deyince aklımıza ilk yumurta gelmeli. Çünkü yumurta da protein kaynağıdır. Kesinlikle cilde çok iyi geliyor. Haftada iki kere uygulandığı zaman ister yumurta beyazını ister sarısını. Ben bugün sarısını kullanacağım. Tüm ciltlere uygun olsun istiyorum. Yani ayrıca nem verip cildi çok güzel ütülemesi için yumurtanın sarısını da muza ekleyeceğim. Maskemize yumurtanın sarısını da ekleyip şöyle iyice karıştırın. Muz ve yumurta sarısı protein kaynağı, vitamin ve C vitamini açısından çok çok yüksek olduğu için muzun cildi çok güzel rahatlatıyor. Tüler gibi ciltteki kırışıklıkları tek seferde açıyor. Onun için bu maske çok kıymetlidir. Özellikle 25 yaş üstü olanlar için muhteşem bir gençleştirici maskedir. Dediğim gibi tüm cilt tiplerine uygundur. Azıcık da şöyle bir çay kaşığı kadar da çiçek balı ekliyorum. Çiçek balında da çok değerli vitaminler var. Bunu da cildiniz haftada bir defa, iki defa mutlaka cildinize maske olarak uygulamalısınız. Ayrıca ciltteki sivilce ve akneleri de çok güzel temizler ve antibakteriyel olduğu için balımız lekelere karşı da çok iyi geliyor. Onun için mutlaka haftada bir iki defa bir çay kaşığı kadar, yarım çay kaşığı kadar, eğer ki alerjiniz yoksa maskelerinize mutlaka katın. Şöyle şu şekilde çok güzel bir kıvama ulaştı. Bunu öncelikle hassas ciltler için özel diyorum. Şuraya şöyle bir alerji testi yapın. 10 dakika kadar, 10-15 dakika kadar bekletin. Daha sonra cildinizde kızarma ve şişme olmadığı zaman cildinizi önce yıkayın. Sonra peeling yapın. Daha sonra kağıt bir havluyla suyunu alın. Daha sonra maskeyi şöyle kalın bir tabaka halinde, göz altlarınızda dahil, çünkü bunu göz altınıza da çok rahatlıkla sürebilirsiniz. Göz altı, göz kapağı üstü, göz altı kapaklarında çok güzel, düşük kapak olanlar çok iyi faydalanabilir. Göz kapağı üstüne de yapabilirsiniz. Göz altındaki morluklara da, şişkinliklere, özellikle de kırışıklıklara çok çok iyi gelir. Yani yaşlanma belirtilerini haftada iki defa yaptığınız zaman çok güzel toparladığını göreceksiniz. Şöyle sürün. 5 dakika kadar bekletin. Ardından ikinci tabakayı tekrar sürün. Tamamen kurumasını bekleyin. Ev ortamınızda ne kadar zamanda kurur bilmiyorum ama en az 25 dakika kadar bekletin. Daha sonra yavaş yavaş ılık suyla, ardından soğuk suyla yüzünüzü şoklayarak yıkayabilirsiniz. Dediğim gibi maskeyi haftada iki kere yapın ve sonucunu mutlaka yorumlar kısmında yazın ki yararlanmak isteyen mutlaka yorumlar kısmına bakıp ne kadar fayda gördüğünü görmek istiyor.
Yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakırsanız, kanalıma abone olursanız, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.